ilahi kanun böyle. Ama katı cisimlerde böyle devam ederken bu kanun, sıvı cisimlerde tam tersine tecelli ediyor. Tam tersine. Sıvı dediğimiz su, mesela su donduğu zaman demir gibi düzülmüyor. Demir soğukta düzülüyor ama su soğukta donduğu zaman demir gibi, katı cisimler gibi düzülmüyor, aksine genişliyor, tam demirin tersine. Demir ısınınca genişliyor, su donduğu zaman genişliyor. Tam zıddı, tam tersi. Biraz düşündüğünüz zaman, bu ilahi nizamın, bu dengenin neden böyle tanzim edildiğini düşündüğümüz zaman, hikmeti vallahi kendi kendine ortaya çıkıyor. Şimdi bir göl düşünelim, göl. Tamamen suyla dolu bir göl, bir nehir, bir havza, bir göl düşünelim. O gölün üstünden itibaren suyu donmaya başlasın. Su donduğu zaman, demir gibi su donduğu zaman büzülseydi, daralsaydı, büzülseydi, sıkışsaydı, o sıkışan, donan, büzülen su, demir madeni gibi, demir cevheri gibi yüzülse, donsa, sıkışsaydı gölün tabanına kadar, en üstten en alt tabana kadar gölün tamamı kaç katı buz olacaktı. Çünkü yüzüldüğü zaman ağırlaşacak, ağırlaşınca tabana doğru inmeye başlayacak. Göl dediğimiz, nehir dediğimiz, deniz dediğimiz bu su ile dolu yerler üstünden altına kadar kat katı buz ile donacak, dolacak, kapanacaktır. Yani bir gölün üstünden altına kadar, yani tavandan tabana kadar gölün tamamen kat katı donduğunu düşünün. Tamamen buz olduğunu düşünün. O zaman ne olacak? Bu göldeki canlı mahlukat var, kurbağalar var, balıklar var, daha ismini bilemediğimiz mahluklar var. O tepeden tabana kadar donan gölde, denizde, nehirde ne kadar canlı mahlukat varsa o donmuş olan suyun içinde, buzun içinde tamamen ölecekler miydi, ölmeyecekler miydi? Donar ve ölürlerdi. Ama şimdi gölün üstündeki o suyun hemen donmaya başlayınca genişlemeye başlıyor. Gölün üstü adeta bir sarsat gibi donuyor. Gölün üstü donuyor. Suyun üstü donuyor. Nehirin üstü donuyor. Denizin üstü donuyor. Üstü donunca genişliğe genişliğe kıyılara kadar buz tutuyor. Kıyıya geliyor. Buzun devamı kesiliyor. Ve o suyun üstü tamamen sarsat gibi, örtü gibi, kapak gibi kapanıyor. Dolayısıyla dışarıdan soğuklar o buz tabakasından dolayı suyun içine giremiyor. Gölün içine, suyun içine soğuklar giremiyor, girmiyor. Dolayısıyla o buz tabakası örtü gibi o suyun üstünü kapatıyor. Altına soğuk girmeyince o buzun altındaki su adeta ılıkmış gibi, soğukmuş gibi kalıyor. Ve canlı mahlukat orada yaşamaya devam ediyor. Tamamen donsaydı canlı mahluk kalmazdı. Bütün bunlarla, bu ibretlerle, bu örneklerle baktığımız zaman, yeryüzünde Cenab-ı Hakk'ın Rahman sıfatının bütün kainata şamil ve kamil manada devam ettiğini görmemek mümkün değil. Zerre kadar aklı başında izanı, irfanı, imanı olan bir insan, tabiattaki bu düzeni, bu nizamı, bu ahengi, bu dengeyi görecektir ve ondan sonra Cenab-ı Hakk'ı tesbih edecektir. Sübhanel